Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fit Köfte 2'nin 27. bölümüne hoş geldiniz ve yanımda Ghost Streamer var. Merhaba de. Merhaba de. Mikrofon kapalıydı. Tebrikler. Ben demedim sana kapatacağım diye. Aa, evet. Neyse. Bu bölüm ne yapacağız? MFFS ile uğraşacağız. Çünkü artık ben evimdeki bu yarasalardan bıkmış durumdayım. Işıklandırmalara bile rağmen hala spam olmaya devam ediyorlar ve bu benim sinirimi bozuyor. İlk ben olarak... hala incinlerde kaldım. O da gelir geçer. Evet, bunların ne işe yaradığını biliyorsunuz. Yanlış dizdim. Şöyle dizeyim. Ya da düzgün bir dizim bulmaya çalışıyorum. Yarasa öl... Ah, kaçırdım. Neyse, şöyle yardırayım. Ve çalışın bakalım. Beni zırt da yapmam lazım ya. Kendimi çıplak hissediyorum. Aha, öldüm. O da iyiymiş. Force Manipulator yarım kalp yapmış canım vardı. Benim Force Manipulator'a ihtiyacım yoktu. Olur öyle şeyler. Sırf aç olduğum için 2 blok yüksekten düşerek öldüm. Çok acı. Fortron. İki tane senden craft edelim. Ve ne bekliyorsun? Kill. Doğru. Bu arada bu sefer tufan sesi benden gelmiyor. Haberiniz olsun. Benden geliyor. Yep. Ve şunu da alalım. Bu arada hoparlör mü açık sende? Hoparlör mü açık? Bir dakika, onu da o zaman şey vereyim. Kulaklığa. Çünkü kendi sesimi iki kere duyuyorum da. Artık duyuyor musun? Deneyeyim. Gene evet. O nasıl oluyormuş ya? Bilmiyorum. Deneme. Çok az duyuyorum. Hala var mı? Evet. Ben senin sesini duymakta zorlanıyorum. İlginç. Dur, şu an yok. Hani neden AI'da böyle bu şekilde gözüküyorsunuz? Anti-spawn. Bu ihtiyacım olan bir şey. Şimdi sana anti-spawn modülü öğretelim. Ben de evimi göstereyim bu arada. Gördüğünüz gibi burada her şeyimi koydum. Buraya bir tasarım hatası yapmışım. Geçemiyorum buradan. Neyse, düzeltirim. Yanlış, şurada bir hata mı oldu?
Preseason yerine Fuzzy koydum ben. Fuzzy gerekiyor diye Fuzzy koydum. Oysa ki hiç de gerekmiyorlarmış. Burada da Cobblestone'la 4'ü silen bir sistemim var ama artık bundan 4'ü sileceğim. Çünkü 4'e ihtiyacım var. Anti-spawn modül. Hop, çok gitti. Şimdi bu pork chop'larımızı pişirelim. Etleri koymaya başladım. Etleri koymadan yukarı çıkıyorum. Ney? Etleri ısıtmak için fırınımın yanına gittim ama etleri ısınmadan geri dönüyordum. He, o da başarıymış. Bir tane de anti-friendly. Anti-hostile'a ihtiyacım yok. Çünkü bu dünyada herhangi bir şey spawn olmuyor. Evet. Ama benim dünyamda her şey spawn oluyor. Sonuçta ben overworkteyim hala. Ah, ah. Overworld. Ama yakında overworld ile ilgili planlarım var. Atmadan bir de biometric identifier. Bunu biraz kurcalamam gerekecek çünkü çok fazla bilmiyorum. Aa dur. Sanırım sen nasıl işliyoruz? Bu da işte benim. Neydi bu mod ya? Force. Force tarlam. Bundan bu bölüm bir tane daha yapmak zorundayım. Çünkü 72 tane engine'e bir tane yetmiyor. What? Şu an tüm inventory'im karman çorman olmuş bir halde. MFFS'in biraz problemi var. Sanırım Optifine ile alakalı problemler. Master. Ben de Optifine kurulu değil zaten. Kurmayı unutuyorum hep. Ben de kurulu. De frequency kart yapayım. Olur, normal. Hop. Yalnız modun tanıtımını yapacağım ancak... Ancak... modu adam gibi kullanmıyorum. Daha doğrusu modun bazı şeylerini bilmiyorum. Şu an. Öğrenirsin yakında sen. İşte şu an ona uğraşıyorum. Tamam. Hiç plastiğim ya da plastik setim var mı acaba? Ney? Hiç plastiğim ya da plastik setim var mı dedim. Bilmiyorum. İşte ben de kendiminkine bakacağım, varmış. Çünkü şu MFR'ın makinesini yapacağım ya, Harvester'ı.
Çünkü... Bundan vardı sanki ya. Evet, yarasalar ölmeye başlıyor içeride. Ve speed alayım azıcık. Beş tane şuraya git. Diğer beşi de şuraya git. Hayır, karşılamıyor. Çok daha fazla speed upgrade lazım. O zaman bana iki stack craft et. Hazır çelik derdim de yok. Plastik yetmedi. Yetebilir. Tamam, bu karşılıyor. Ve artık misler gibi haritamızda yarasa görmüyoruz. Oley! En büyük sıkıntımdan kurtuldum. Yarasalar çok can sıkıcı zaten. Her yerde spawn oluyorlar. Evet, bu kadar da karşılıyor. Güzel. Evimin merkezinden 42 blok uzaklığa kadar hiçbir şekilde yarasa spawn olamaz. Olduğu saniye ölür. Aa, bir şey test edeceğim. Evime gelebilir misin? Çek beni. Sana bir şey olmuyor, değil mi? Nasıl yani? Ve bir zarar görmüyorsun şu an, değil mi? Hayır. Tamam, güzel. Tamam. En büyük Beni de derdim... kızartıyor mu diye test mi edecektin? Evet. Hı, tamam. Kobay faremdim. O zaman ben geri dönüyorum. Tamamdır. Evet, bu sorunumuzu hallettiğimize göre artık şimdi ne yapalım? What? Evet, ve geri geldik. Neden bilmiyorum ancak Ghost'u buraya aldığımda server çökme kararı alıyor. İlginç bir şey. Acaba MFFS'ten mi kaynaklanıyor yoksa Ghost'un üstündeki bir şeyden mi? Videodan sonra hala mı cips yemeye devam ediyorsun? Şimdi buna ne lazım? Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve bize bauxite lazım. Evet, tabii bauxite'tan önce bir şey daha lazım. O da... Evet. Sensin. Gear.
şekilde hallederek. Ve şema. Şu anda sadece 12 tane engine çalışmıyor. Onlara da gate lazım. Force engine'de neden su red pipe red pipe algılamadılar? Algılama şey. Ah neydi? Onda mı gate ayrılmam gerekiyor? Yok. Bir saniye onu anlatacağım. Şey çıkış modunu ayarladın mı? Evet. Conduit'leri. Turuncu moda. Evet. Aa. Algılaması lazım. Ben öyle bayağı bir kullandım. Bilemiyorum. Ben direkt hepsine gate bağladım. Ve bana 3 aslında 4 tane interface lazım. Craft için. Oha nedir? Nedir kuartsın bitmiş. Sürekli ürettiğim bir şey değil ki. Çok mu fazla vardı ki? Lanet. Hepsini silikona çevirmişim kazara. Klimaya tamam. Öyle yapacağım. Onun kuarts sarıları vardı zaten. Bunlar nedir kuarts sayı? Nedir kuarts üretiyor? Anlamadım. Bunlar nedir kuarts üretiyor değil mi? Evet. Hatta onun için onlar su Eplat Enerjistik'teki kuartsları üretemiyor diye yakınıyordu. Neyse. Bu kadardan rahatsız olmaz herhalde Kalimera. Zaten sınırsız üretiyor. Ve bir set daha çaldıktan sonra mikrofonda tuhaf bir gerçi bahsetmiştim ondan. Evet ve evimize geri geldik. Bir bakalım benim kaç tane ne kadar silikonum var. Hepsinin çevirine göre çok fazla olması lazım. 459 silikon. Maşallah. Bir daha silikon sıkıntısı yaşamam. Kesinlikle. Şimdi interface'lerimiz hazırlansın. Dur. Evet, compressed air cell. Sen gel buraya. Seni şöyle öğretelim. Interface. Şimdi baslara gelelim. Buna bir tane basic export bas ver. Ve 3 precision export bus ve 1 dark cable. Aslında 3 dark cable.
Ve bir adet de ney lazım? Bir adet ne lazımdı? Dur. 3 adet de senden lazım. Ev olacak kablo. Available İki. Tamam, 4 tane de level limiter. Şimdi öncelikle bunları dizmeye başlayalım. Export Class. Ardından aşağıda Interface. Tamamdır. Cable var. Bunu sadece rengi ayarlamak için yaptım her zamanki gibi. Ve son olarak conduit. Ve sana sen gelecek. Ve bu sayede direkt bunlar normal sitele geri çevriliyor. Fasatlarımızı alalım. Şimdi yapacağımız şey buralara interface yerleştirmek. Ve sürekli içinde korktuğum başıma geldi. ne oldu? Force bitti. İkinci tarlayı kurmam lazım. Force'la ilgili derdi olmayan biri olarak ben rahatım. Sonra Dartcraft'a adam gibi bulaşmamış tek kişiyim sanırsam. Olabilir. Hatta Dartcraft'ta kullandığım tek şey... Pikeksleri mi? Hayır. Onu da hiç kullan. Oo, bir saniye. Ufak bir problem var. Interface'leri algılamıyor Blast Furnace'lar. Aa, kötüymüş. Yep. Import bası falan algılamaz mı? Algılar. Ama interface'leri algılasaydı benim daha çok işime yarardı. Otomatik resipe için değil mi? Yok, hayır. Belli sayıda tutabilirdim bu sayede içinde. Ha, tamam. Otomatik crafting'i import bus'lara da yaptırabiliyor. Pardon, export bus'lara da yaptırabiliyorsun. Biliyorum. Ama orada interface'in bir artısı olmuyor mu? Hayır, hiç artısı olmuyor. Demek ki ben yanlış biliyor musun? Sen. Ve sen. Şimdi gelin bakalım kablolar. Tam kol kokumuz var. Evet, doluyor artık. Tabii buradan sinyal alamaz.
Harvester'lar ne kadarlık bir alanda çalışıyordu? 5x5x5 mi? Hı? 5x5'lik bir alanda mı çalışıyordu Harvester? Hatırlamıyorum. O zaman deneyerek Yapar öğreneceğim. 3x3. Yok 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 5x5'ti. Tamam, doğru Hatırlamıyorum. hatırlıyorsun. İkisinden biri. Emin olamadım şimdi. Ben 5x5 diye hatırlıyorum. Ve şimdi renklendirme işi. Dark Cable'da renklendirebiliyormuşuz. Güzel. Ve unutmadan şuraları şöyle yapalım. Ve bana iron ve steel. Eğer 8192 steel'e ulaşırsa redstone sinyali ver ve active without signal ol. Sen de bu kadar Iron'ın altına düşersen Redstone sinyalini kes. 8192. Signal. 8192. Signal. Evet. Bunu yazamadım. Çünkü bu tamam, hepsi ayarlı artık. Sizlere iron yollamayı ayarlamadan önce son bir şey daha yapmam lazım. Bir. Evet. Mine Factory Reload ve Unifier. Unifier. Tamam, Unifier. Torch. Ne oldu? Hesap yapıyorum da fazla gittim. Blokları kaçırdım. Unifier'ımız da hazır. Unifier nedir diye soracak olursanız eğer, sence soracaklar mı? Soracaklardır. Unifier, Forge leksikonun otomatikleştirebildiğimiz bir hali. Öncelikle Railcraft'ın stilini bir elde edelim. Hayır, Tinker's Construct istemiyorum. Railcraft. Evet. Railcraft'ın stili... O yok. Bir de normal stil lazım. Evet. Railcraft'ın stilini otomatik olarak buna çevirecek. Dolayısıyla da buna da baslar falan filan bağlamamız lazım. Basic import ve basic export. Gelin bakalım.
Evet. Bir adet basic import ve bir adet basic export bas. Tamamdır. Oş, 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 oş. Son anda kurtuldum. Ne oldu? Flight kontrolü kapadığımı unutmuşum. Ha, geçmiş olsun. Ufak bir heyecan. Yanına torç almayı unutmuşum. Redstone torç kullandım. Neyde Redstone Torch kullandım? Işıklandırmak için. He, iyiymiş o zaman. Ve Iron'lar içeri akmaya başlayın. Evet. Iron'ları içeri atıyor gördüğünüz gibi. Bu sayede otomatik bir steel üretim sistemimiz olmuş oldu. Diğer tip steel Emi network'ümüzde barınamayacak. Çünkü onu otomatik olarak geri dönüşmeye ayarladık. Tabii ufak bir şey unuttum. Ney? Attığımız şeyi nasıl geri alacağız? Import bus'ları eklemeyi unutmuşum o yüzden. Ve tabii ki de renklendirmeyi de unuttuk. Ve şimdi... Ya, tabii öncelikle bir de diğer tip stilin şuraya atılmasını ayarlamak da var. Gördüğünüz gibi hemen çevrildiler. Ve bu bölüm... Ne kadar süremiz kalmış bakayım hemen. Evet ve süremiz neredeyse dolmuş. Sence bunu uzun özel bir bölüm mü yapayım yoksa ikinci bölümü mü aktarayım sonraki projeyi? Projeler birbirinden ayrıysa sonraki bölümü aktar. Greg Tech Blast Furnace'ı. O zaman sonraki bölümü aktar. Evet bu arada gördüğünüz gibi Tiny Pile of Titanium Dust elde ediyoruz artık. Bunu şu şekilde şöyle öğreteceğim. Aslında dur. Buraya öğretmesem daha iyi olur. Clear. Dur. Packager. Ha zaten vardı. Baslar gelin. Şunu da bitirip son işi Allah. oldu. Spider geldi. Ve ben It's a spider, çıktım. spider. It's a spider, spider, spider. Kendimi çok çıplak hissediyorum. Ya, özür yapmam lazım. Yalnız bunu Salih'in yanında söylemesen çok daha iyi olur. Niye? Salih'e sence çıplak dersen aklına ne gelir? Anladım. Evet. Sonuncusunu da koyduk. Titanium. Ha, zaten yanımda varmış. Ve bu buraya sürekli Titanium atsın. Gördüğünüz gibi sürekli Titanium Dust elde edecek. Ve Blast Furnace'larımızı da yerleştirip tabi bunun için Blast Furnace'larımızı nereye yerleştirelim?
burası güzel bir yer. Tabii odayı da genişletmem gerekecek. Ve voilà. Şimdi sana 1, 2, 3. Dört, dokuz, 18, 18 artı 16 kaç ediyordu? Şimdi hesaplayalım. 34. 34 tane senden. Bakalım ne bekliyor. Tabii ki de Steel Plate. Ve unutmadan bir recipe daha öğreteceğim ben buraya. O da Rolling Machine. Buradan 3 tane Rolling Machine craft et. Evet, rolling machine'lerimizi aldık. Ney? Machine casing'lerimizi de alalım. Bu arada bu Blast Furnace'ın dizimi de aynen Real Craft Blast Furnace'ı gibidir. Onu söyleyeyim. Düşündüm de burası o kadar iyi bir yer değil. Bana Great Tech Wrench'imi ver. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Son itibaren çok fazla makine. Neyse ben o arada bunu koyacak yer bulup gelirim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.